Biri kadın 9 terörist adliye binasına götürülürken destekçileri de orada toplanmıştı. Hem sanıklar hem destekçileri bu sırada slogan attı. DHKPC'li teröristler dün Atina'da 3 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda yakalanmıştı. Ayrıca silahlar ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti. DHKPC Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Operasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yapacağı ziyaretten önceye denk gelmesi ise dikkat çekici. Erdoğan 7 Aralık'ta Atina'ya gidecek. Türkiye'den Yunanistan'a Cumhurbaşkanı seviyesinde son gezi 1952'de Celal Bayar tarafından yapılmıştı.